Finale yakışacak çok güzel bir tatlı geliyor. Vişneli keşkül. Gelsin malzemeler. 3 su bardağı süt. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı vişne. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 adet yumurta sarısı. 1 tatlı kaşığı vanilya. 4 yemek kaşığı badem. Üzeri için 1 tatlı kaşığı toz fıstık. 1 tatlı kaşığı badem. Şimdi vişneli keşkülün yapım aşamasına geçiyoruz. Tencereyi ocağa koydum. Hemen üzerine sütümü ilave ettim. Sütümün üzerine toz şekeri ilave ettim. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Vişneleri blenderıma aldım. Blenderımda vişneleri püre haline getireceğim. Blenderda püre haline getirmiş olduğum vişneleri sütlü şekerime ilave ettim. Hafif bir taşım kaynatacağım. Sütüm orada kaynarken ben de bir taraftan bademlerimi file haline getireceğim. Tavada hafif bir soteleyeceğim bademlerimi. Ayrı bir kapta ise yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın sarısının üzerine hemen nişasta ve vanilyamı ilave edeceğim. Üzerine suyumu ilave edeceğim. Suyla ve yumurtayı güzelce açacağım. Kaynayan vişneli sütümün içerisine yumurtalı, vanilyalı ve nişastalı harcı muhallebinin içerisine yedirmeye başlayacağım. Vişneli muhallebim kaynadı. Şimdi üzeri için 2 yemek kaşığı bademimi bir kaseye ayıracağım. Geri kalan kavrulmuş bademlerimi muhallebime ilave ettim. Şimdi servis zamanı. Muhallebileri servis kaselerimin orta kısmına yerleştireceğim. Son olarak daha önceden ayırmış olduğum kıtır kıtır olan bademlerimi muhallebilerin üzerlerine yerleştireceğim. Üzerine toz antep fıstığı gezdireceğim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.